Peki Sayın Ekrem İmamoğlu bu değişimden anladığı ve bugün hatta açıklamasında vardı. Ben ilettim Sayın Genel Başkanımıza ne istiyorum, önümüzdeki projeksiyonda neler olacak diye. Ve bayram öncesinde hatta işaret etti. Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır. Hatta yapmayacaksa ben de böyle bir şey yapabilirim diye. Ne bekliyoruz yani bayram öncesinde yapılacak açıklamada biz neyi duyacağız ve göreceğiz? Sayın Ekrem İmamoğlu bugün altını çizdiği şey neydi? Ben buna bir ekleme yapayım. Tabii. Takvimlendirilmiş bir çalışma sistematiği var mı? Evet. Tabii, hemen onu ifade edeyim. Öncelikle bizim bir olağan kurultay takvimimiz var. Başlamış bir takvim var. Yani önümüzdeki günlerde mahalle seçimleri başlayacak. 3 Temmuz diye duyduk yani ama. Temmuz ayı başında mahalle seçimleri başlayacak ve doğal olarak parti örgütü yenilenerek kendi demokratik alanı içerisinde bir süreç gerçekleştirecek ve biz şurada bu süreçte temel bazı tüzüksel değişiklikleri öncelikle olağan kurultayda halletmek isteriz. Yani olağan kurultayın gündemini alarak orada bir aciliyeti olan meseleleri çözmek isteriz. Akabinde de zaten bu kurultay yerel seçim takviminin öncesine denk geliyor. Akabinde Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzük kurultayı da yapabilir. Yani genel başkanımızın olağan kongreleri tamamladıktan sonra veya kurultayın bir haftaya yayılacağı gibi bir... Bunlar formül olarak mümkün formüller. Yani zaten beklentileri karşılama adına bunların tamamı süreçte formülize edilecektir. Teknik olarak o da mümkün. Yani olağan kongrenin zamanını genişletmek. Aslına bakarsanız ihtiyaç da var. Yani keşke onu o şekilde bir genel mutabakat sağlasak, bir hafta içinde bütün aktörler çıkıp konuşabilseler ve bir ortak akıl inşa edebilsek. Şimdi bir takvimlendirme derken şunu kastediyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra sanki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir beklentisi var gibi. Yani evet. O açıklama yapsın, sonra ben yapayım. Bu görüşme trafiğinden sonra bu fikir açıklamaya ve kamuoyuna CHP adına yapılacak açıklamalara ilişkin bir takvimlendirme var mı? Şöyle, bizim tabii genel başkanımızın belediye başkanlarımızla yaptığı görüşmeler sonrasında elbette kamuoyunda beklentiler oluşabilir. O görüşmelerin mahiyetini, içeriğini biz bilmeyiz. Gidip yani genel başkanımız bizimle istişare etmedikçe biz o konuda fikir sahibi olamayız. Ama şunu çok net ifade etmek gerekir. Yani Sayın İmamoğlu'nun değişim hassasiyetini çok büyük bir saygıyla karşılamakla beraber, yani biz Bodrum Belediye Başkanımızın da hassasiyetlerini dikkate alan bir yerden bakıyoruz. Yani bunu şöyle değerlendirmemiz mümkün değil. Bu partinin topyekün meselesidir. Partideki çok kıymetli bir belediye başkanımızın bu meseleyi yüksek perdeden lafz etmesi bu meselenin partinin diğer bütün organlarının meselesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Sayın Genel Başkanımız elbette belediye başkanlarımızın kıymetli fikirlerini dikkate alacaktır. Ama partinin bütün organları, bütün kanaatlerini dinlemek kaydıyla ancak bir açıklama yapacaktır. Yani şunu mesela söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin omurgası nedir derseniz il başkanlarıdır. Belediye başkanları işin yürütme hayatı, yani hizmet hayatı, ama partinin siyasi omurgası il başkanlarıdır. Hatta il belediye başkanı il başkanına bağlıdır teoride. Tabii teorik olarak öyle. Şimdi bakın, daha parti il başkanlarını toplamadı. Yani çarşamba toplayacak parti il başkanlarını. Sayın Genel Başkan MYK'yı topladı. Belediye başkanlarının bir kısmıyla, işte Sayın İmamoğlu'yla da görüştü. Bodrum Belediye Başkanımızla da görüştü. Efendim Malatya'dan gelen belediye başkanlarımızla da görüştü. Ama il başkanlarıyla bir toplamamız lazım. Genel başkanımızın bu toplantıda onların görüşlerini dinlemesi lazım. Hemen hemen bütün belediye başkanlarıyla görüştü gibi bir şey izlenimim var. Çünkü tabii tekil görüşmeler benim oldu. Konuştuğum birçok belediye başkanı birden çok görüşen de var. Tabii tabii, yani Sayın tekil görüşmeler oldu. 60 kişi bir geldi, toplu görüşme yapan oldu. Evet, yani ilçe belediye başkanları. Ekrem Bey'le görüştü, ya Tunç Bey'le görüştü. Ama şimdi hani bu trafik Ekrem İmamoğlu'yla çok sık ve tabii, ya sonuçta bir aynen öyle değişim mesajının ilk ve en yüksek perden geldiği yerden olunca bu kıymetli bizde... zaten. Bakın Ekrem Bey kıymetli bir şey söylüyor. Değişim. Tabii bu değişim siyaset tarihi açısından, yani siyasetin yapıcıları tarafından değişim şöyle algılanır. Değişim nedir? Yapısal bir kavramdır. Değişim yapısal olmadığı takdirde problemli bir kavrama dönüşebilir. Yani ben Ekrem Bey'in de yapısal bir değişimi kastettiğini düşünüyorum. Yani yaptığı açıklamalar itibariyle. O görüşlerini tabii ki açıklayacaktır. Çünkü sürecin en önemli paydaşıdır. Yani ben 102 miting yapmış birinden bahsediyorum. Paydaş noktasında bir şey sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı aday gösteren CHP'nin dışında bir 5 parti var. Evet. Bir de Sayın Akşener'in önerisi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kabulüyle iki paydaş daha eklendi. Sayın İmamoğlu, evet, ve Sayın Yavaş. Şimdi bu seçimde
paylaşıldı her şey, yürüdü gitti. Seçimden sonra, seçimlerde oluşan sonuçlar, tamam ben açıkçası şu boyutuyla fazla eleştiriyi hak ettiğini düşünmüyorum. Nedir o boyut? %48'lik bir oy alınmıştır. Tamam kaybedilmiştir, ancak 21 yıllık sürece baktığınız zaman ilk kez muhalefet AK Parti'nin Cumhurbaşkanı karşısında bu kadar birleşebilmiş ve tek vücut olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda bence bir kat ettiği bir mesafe vardır. Ancak partilerin tekil olarak parlamentoya yansımalarına baktığımız zaman burada bir açıkçası beklentiyi karşılamamış bir durum var. Şimdi paydaşların hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamentoya yansımalar konusunda seçim sonrasında, seçim öncesinde olduğu gibi eşit kendilerine pay çıkardığını düşünüyor musunuz? Şimdi tabii bakın, ben çok sevdiğim bir laftır. Hani galibiyetin sahibi çoktur, mağlubiyet geçimdir diye bir laf vardır. Tabii burada bu ifadeyi bugünün şartları içerisinde kullanırken ben kesinlikle hiçbir siyasi paydaşı kendi iç kurullarındaki tartışması dışında bir değerlendirmeye tabi tutma haddimiz olmadığını ifade ederek söylemem gerekir. Elbette bu süreç enine boyuna tüm siyaset hattı tarafından tahlil edilmeli. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi de kendi içinde bir muhasebe süreci illaki yapacaktır. Nasıl oldu? Başladı, yapıyor onlar. Yapıyor da. Şimdi bu siyasette şu bir gerçek. Bir kere şunu çok net ifade etmek lazım. Sayın Akşener ve Sayın Babacan, Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu'nun ve Gülçekin Uysal Beyefendi'nin içinde olduğu ittifak çok önemli bir iş yapmıştır. Türkiye'nin son 20 yıllık siyasi açmazlarından biri olan popülizme saplanış problemini aşabilecek bir iş yapmışlardır. Nedir o? Siyaseti yeniden bir uzlaşma ve ortak mutabakatlar inşa edebilme geleneğiyle tanıştırmışlardır. Bu çok kıymetli bir iştir. Bir kere burada hakkını herkesin teslim etmek gerekir. Burada çok önemli bir iş yaparken aynı zamanda riskler alarak yapmışlardır. Yani Sayın Akşener'in siyasi yelpazede seslendiği alan ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi yelpazede seslendiği alan birbirinden uzak alanlardır. Herkes kendi tabanını ikna etme risklerini üstlenerek bir ortak mutabakat metni ve yeni anayasa ortaya koymuştur. Dolayısıyla ben bu noktada hiçbir siyasi lideri yani üstün emeklerini görmezden gelebileceğimizi düşünmüyorum. Çok kıymetlidir ve çok zor bir iştir. Türkiye siyaset açısından sert bir kutuplaşma ikliminde Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi neredeyse benden olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırdığı ve mahalleleri kimlikler ve kültürler üzerinden ayrıştırdığı bir ortamda böylesi cesur bir iş yapmak bu altı lidere nasip olmuştur. Bir kere bu hakkı iade edelim. Ama elbette şurada... Ama özür dilerim ama şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi şu Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylaşması nedeniyle ve seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi nedeniyle kamuoyunda bütün dikkatler, bütün eleştiriler doğal olarak ki doğal mıdır Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirilmesi, diğer liderlerin bu kadar eleştirilerden ağrı kalması normal midir? Şimdi tabii sadece Kemal Bey'e de yönelmiyor, biraz bana da yöneliyor. Sosyal medya başta olmak üzere. Ya onu ayrıca konuşalım. Sosyal medyayı ben sosyal medyayı fazla ciddiye almıyorum ama hani sokakta temas ettiğimiz insanlarda sanki Sayın Kılıçdaroğlu tek başına seçime girmiş, seçimi kaybetmiş, tek sorumlusu oymuş gibi bir algının ön plana çok çıktığını hissediyorum. Bu adaylaşmanın getirdiği bir zorunluluk mudur? Bir hesap verme bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'ndan mı beklenmeli, yoksa 1,5 yıllık çalışılmış bir süreç var ve burada demin de dile getirdiğiniz gibi 8 tane paydaşı var. Hani bunların en azından seçim sonuçlarına ilişkin pek bir değerlendirme ve sorumluluk üstlenme gibi bir açıklama ben rastlamadım. Siz rastladınız mı bilmiyorum. Ben burada şimdi hakkaniyetli davranayım. Çünkü 2 saat önce program konuğumuz İdris Şahin'di. Bu konuda çok net yani. Ve hatta başında, cümlenin başında sizin kurduğunuz cümleyi de çok net bir şekilde kurdu. Hani bu hem her zaman başarı paylaşılır, başarısızlık pay edilir kısmı hep vardır. Ama biz de bu seçim sonrasında her parti olduğu gibi hani ne yaptık, ne ettik, aslında sorumluluktan kaçmıyoruz dediler. Dolayısıyla hani ben bu noktada hakkını teslim edeyim en azından. Şöyle, bize iletilen... aslında bu soruyu yanıtlarken şu durumu da doğru bir yere koymak gerektiği kanaatindeyim. Yani çok aslında yani
gerçekçi bir çünkü soru. Çünkü geçmişin yani seçim öncesinin muhasebesini evet. çok sağlam ve geniş kapsamlı yapmadıktan sonra tabii. bir değişimden bahsediyorsunuz. Bu değişimi oradan çıkacak sağlıklı, akılcı sonuçlara bağlamadan bir değişim olacaksa herhalde burada da bir sorun tohumu ekilmiş olur diye düşünüyorum. Evet evet. Ben ama şu gerçeği de göz ardı etmememizde fayda var. Şimdi bakınız ben bir kere şunu koymak lazım ortaya. Kemal Kılıçdaroğlu evet altılı masanın ortak adayı ve iki büyükşehir belediye başkanının da cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir hat ile kampanyaya girdi. Ama karşısında hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan diye biri olmadı. Yani mesela biz hazine yardımıyla kampanya yaptık ama Sayın Erdoğan hazinenin tamamıyla kampanya yaptı. Yani eşitsiz şartlarda olağanüstü korkunç adaletsizlikler içerisinde gerçekleşen bir seçim sürecinden bahsediyoruz. Ve bu seçim sürecinde bakınız mesela Macaristan Başbakanı Orban'ın şu açıklaması çok ironiktir yani. Sadece temenni etmedim, sabahlara kadar dua ettim. Eğer Erdoğan kazanamasaydı 5 milyon mülteci Macaristan'ı istila edecekti ifadesinden bahsederim. Ve örneğin bu da siyasi tarihe geçmiştir. Tabii. Müslüman bir evet. özellikle Müslüman kimliğiyle ön plana çıkmış bir lidere evet. Hristiyan kimliğiyle bir başka liderin sabahlara kadar dua etmesi demek ki kabul olabiliyor. Yani bakın şöyle bir gerçeklik. Seçimden hemen sonra Türkiye'deki ekonomik şartların hızlı bir şekilde olumsuzlaştığını görüyoruz değil mi? Seçime kadar bir şeyler tutuldu. Nasıl tutuldu peki söyleyeyim. Yani bugün Rusya Türkiye'den alması gereken doğalgaz ödemelerini almayı erteledi. Yani olağanüstü güçlü bir dış destek alan, hani Sayın Erdoğan'ın tabiriyle dış güçlerin desteklediği, onun tabiriyle söylüyorum, çok sevmem o tabiri, çok popülist bir kavramdır ama hı hı. dış güçlerin desteklediği, içeride bütün kamu kurumlarının imkanlarını seferber ettiği, medyanın çok büyük bir kısmının, geleneksel medyanın adeta tek dille net bir propaganda hattı kurduğu bir ortamda korkunç eşitsizlikler içerisinde Sayın Erdoğan bir kampanyaya girdi. Ve bu kampanyada yani bakınız İyi Parti'nin direnebileceği alan neydi? Hazine yardımıyla yapabileceği çok tabiri caizse yani olanakları daraltılmış bir kampanya. CHP aynı şekilde diğer siyasi partilerin zaten hiçbir hazine yardımı imkanı yoktu ve kampanya yönetebilecek maddi olanaklar yaratma zeminleri de çok sıkıntılıydı. Dolayısıyla hakikaten biz burada 7 düele karşı mücadele ettik. Yani ben bunu çok net ifade etmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmemiştir. 7 düelle mücadele etmiş ve seçimi 7 düelle mücadele ederken kaybetmiştir. Hiç karşısında Recep Tayyip Erdoğan diye bir kişi olsaydı, bir siyasi programla sahneye çıkabilecek cesareti olsaydı, emin olun yerle yeksan olurdu. Bugün bir kritik şey daha söyleyeyim yani. Hiç kimse kusura bakmasın bunda. Yani Sayın Erdoğan en büyük desteği, yani bunu da lütfen kimse yanlış anlamasın. İştenlikle altını doldurarak söyleyeceğim. Kandil'den almıştır. Nasıl Kandil'den almıştır? Yani bir önceki seçimde Osman Öcalan üzerinden, işte oraya İmralı'ya gönderilen bir sözde akademisyen üzerinden okutulan mektuplarla yapmaya çalıştıkları şeyin ters teptiğini görünce burada kurgu montaj videoların yanı sıra Kandil'deki bir takım aparatlarını, terör aparatlarını efendim Kılıçdaroğlu'nu destekliyormuş imajı yaratacak konuşmalar yaptırarak aleni bir şekilde seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaşması için bir ciddi destek almışlar. Bu boyutu peki, yalnızca tamam sizin dediğinize katılıyorum ama bazı milletvekili adayları da aynı söyleme eşlik etti. Örneğin Sırrı Sakık yani ülkenin kurucusu CHP'ye CHP ile yapılan görüşmeyi değerlendirmesi şuydu. Biz ne bakanlığından bahsediyorsunuz? Yüzyıllık cumhuriyeti değiştireceğiz gibi bir demeci vardı ki açıkçası bunu da eklemek isterim. Cumhuriyet Halk Partilileri bile çok ciddi zorda bırakan seçmenden evet. bahsediyorum. Zorda bırakan bir açıklamaydı. Yani bunu bakın bunu zaten bakın bu tahlili yaparken bir kere değişim dediğimiz an itibariyle bu sürecin bir bütünlüklü tahlilini yapmamız gerekiyor. Bir bütünlüklü tahlilini yapmadan şartlar eşitmişçesine, bunu ben tabii ki sayın belediye başkanlarımızı beyan üzerinden söylemiyorum ki kamuoyunda genel tartışma açısından söylüyorum. Son derece apolitik bir dille hadi bakalım istifa et yerine Ahmet gelsin, Mehmet gitsin, Hasan gelsin şeklinde indirgediğimiz takdirde buradan Türkiye'ye bir reçete çıkartamayız.
Türkiye'ye bir reçete çıkartmak gibi bir derdimiz ve sorumluluğumuz varsa eğer, bir, süreci doğru tahlil etmeliyiz. İki, yeni süreci anlamalıyız. Üç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma şeklini yeni sürece uygun hale getirmeliyiz. Şu anda bizim yapmaya çalıştığımız şey tam olarak budur. Biz bütün... Program dediniz, hani CHP'nin programı yıllarca çok tartışılır. Hani evet. Ama pek böyle bir açıkçası kurucu parti olması nedeniyle de böyle cesaret edilemeyen bir pek değişime, yeni şeyler eklenmesine, örneğin işte bir laiklik var, bir işte ulus devlet, anayasanın ilk 3-4 maddesi var. Hani siz programda bir değişimi, radikal bir değişimi öngörüyor musunuz? Şöyle bir kere programda. Tabii bizim programımızda sosyal demokrasinin temel kriterleriyle beraber Atatürkçü hattı derinleştiren, altı oku tarif eden bir muhteva var. Evet. Şimdi günümüzün şartlarını doğru analiz etmek lazım. Şimdi bir kısa bir tahlil yapmak isterim bu hususta müsaade ederseniz. Şimdi Sayın Erdoğan siyaseti merkeze seslenen bir paradigmayla çıktı. 2002'yi kastediyorum. Türkiye'deki merkez seçmeni... Gömlek değiştirdik diye. Evet, yani Türkiye'deki siyasetteki merkez çevre ilişkisinde Sayın Erdoğan'ın birinci amacı merkezdeki irili ufaklı partilerin tuttuğu alanı absorbe edip onları oyun dışına itmekle beraber orayı kaplamak oldu. Bu ta 2012-2013'lere kadar böyle geldi. Fakat ondan sonra işte efendim FETÖ vesaire gibi süreçlerin ortaya çıkmasıyla beraber kaçınılmaz olarak merkezden çevreye doğru marjinalleşme sürecine girdi. Şimdi burada siyaset, aslına bakarsanız siyaset mühendisleri bir şeye idrak edemediler. Bir siyasi parti merkezden çevreye doğru çekildiğinde merkezdeki seçmenin orada kalıp aslında yekünü oluşturacağı kanaatiyle hareket etti siyaset. Yanlış. Sayın Erdoğan tabanını da marjinalleştirdi. Yani şöyle, bunu olumsuz bir yere koyma adına söylemiyorum. Tabanıyla beraber çevreye çekildi. Ve baktığınız zaman radikal bir söylem değişikliğine gitti. Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığı işbirliği içerisinde. Şimdi geldiğimiz noktada Sayın Kılıçdaroğlu da çok kritik bir oyun kurucu olarak, çok kritik bir aktör olarak bu gerçeği gördüğü için ne yaptı? Türkiye'de siyasetin geri kalan bütün muhalefetin merkeze seslenebileceği bir doktrin inşa etti. Altılı masa budur zaten. Altılı masa merkezdeki Erdoğan'ın boşalttığı alanı doldurup merkezin, tabii CHP işin merkezin soluna taşan bir siyasettir ama onun dışında bütün ortaklarımız merkez ve sağına konumlanan bir siyaset yürüttü. Şimdi bu seçimle beraber denklem yeniden değişmeye başladı. Bakın değişim diyoruz ya, bunları konuşulması lazım. Ne yaptı peki Sayın Erdoğan? İlginç bir hamle yaptı. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, işte yurt dışından bir Merkez Bankası bir hanımefendi geldi. Bürokrasi ağırlıklı bir kabine. Tabii bürokrasi ağırlıklı ama evet. Ama şöyle, merkeze yöneliş imajı yaratan bir kabine. Şimdi eğer oraya doğru bir hareket gerçekleştirilecekse o zaman siyaset yeniden kartları karacak. CHP daha ise çok burada sanki uluslararası para piyasalarının satın alacağı bir merkezileşmeyle evet, sınırlı kalacak evet, çok, gibi. Çok yerinde bir tarif oldu. O zaman tabii ki burada siz şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün her zaman olduğu gibi Kuvay Milliyeci yönünün çok daha görünür olacağı bir yeni dönem siyasetiyle varlığını sürdürmesi gerekir. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında altını ısrarla çizdiği şey aslında yeni dönem değişim pratiğimizin de ideolojik hatlarını görünür kılıyor. Ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu? Biz Kuvayi Milliyeciyiz dedi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi hep böyleydi. Hep böyleydi. Ama hiçbir inancı, kimliği ötekileştirmeksizin o kimlik ve inanç mensubu vatandaşlarımızın CHP'ye olan bakış açısını büyük ölçüde kırmış bir doktrini bugün daha Kuvayi Milliyeci eksenin üzerine oturtacak bir yeni derleniş sürecine ihtiyaç olduğumuz çok açıktır. Yani programımızda zaten bu mevcuttur. Ama bazı noktalarda bazı hususları derinleştirmek gerekebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuvayi Milliyeci, Atatürkçü yönünün daha program içerisindeki görünürlüğünü arttırmamız mümkündür. Sayın Kılıçdaroğlu bunun sinyallerini veriyor ve derinlikli olarak da bunun tartışılmasını arzu ediyor. Bu bizim yeni değişim sürecimizde önemli kriterlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Eren Bey, az önce grup kürsüsündeki konuşmaya değindiniz. Orada önemli bir ifade var. Oradan devam etmek isterim. Ben geminin kaptanı olarak bu evet. gemiyi güvenli bir şekilde limana yanaştırmak zorundayım. Bu benim asli görevim dedi Kemal Bey.
Biz o cümleden ne anlamalıyız? Yani çünkü bu işte değişim mesajları acaba kurultay mı yoksa yerel seçim mi? O gemi, o liman ne dersiniz? Yani ne anlamalıyız? Neyi kastediyordu orada Kemal Bey? Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma gemisiyle özdeş bir partidir. Gemi bizim için önemlidir. Biz Türkiye siyaseti Bandırma gemisiyle gemicikler arasında ki derin çelişkiden mütevellidir. Kemal Bey gemi dediğinde herkes Bandırma vapuru anlar. Ama bir de gemicikler var tabii biliyorsunuz. O ayrı bir denklem. Şimdi bakınız biz bir kere sorumlu insanlarız. Ben aynı zamanda bu süreçteki bazı bana yönelik eleştirileri açıklarken de ifade edeceğim. Ben onları bizzat soracağım bu arada. Lütfen ben özellikle hatta sizinle yaptığımız görüşmede bir ifade kullanmıştım. Evet. Bu programa çıkarken biz hiç ön görüşme yapmadık ve ben özellikle Selen Hanım'a dedim ki lütfen bana çok sert sorular sorun. Yani bu konuda çok istekliyim onu ifade edeyim. Çünkü kamuoyunun böyle bir beklentisi de var benden. Çünkü hakkımda söylenen tonla şeyi cevaplamak istiyorum. Yani bu da ilerleyen dakikalarda yapacağımız bir şey olmasını umuyorum. Şimdi biz şöyle bir partiyizdir. Bir kere ben şu ifadeyi kabul etmiyorum. Buradan da bu tartışma yürüten herkese üzüntümü ifade etmek istiyorum. Efendim CHP delegeleri ölene kadar kurultay yapsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçer. Şimdi böyle bir tartışma var kamuoyunda. Bu malumunuzdur. Hatta bu Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sözcü TV'de yapılan programda kendisine de soruldu. Bir kere bu bir hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri, delegeleri kişiliksiz insanlar falan değildir. Hiç kimsenin müridi falan da değildir. Bu insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu niye seçerler? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin birleştirici, toparlayıcı, bu partinin sekteye uğramasını engelleyici bir faktördür, bir kimliktir. Kimlikten kastım genel başkanlık makamı adına söylüyorum ben bunu. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun olgunluğu ve ferasetinin partiyi savrulmaktan uzaklaştıracağı kanaati hakimdir partinin tabanında. Yani biz şu maceraya kapılamayız. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nu öyle ya da böyle apolitik düzeyde ilerleyen süreci hiçbir şekilde tahlil etmeksizin sadece duygularıyla mütevellit bir şekilde istifa et sloganından ibaret bir taşlamaya tabi tutarak partinin dizayn edilmesi gibi bir süreci sağlıklı bulmayız. Zaten bu politik olmaz. Yani ben vatandaşlarımızdan derinlikli politik tartışmalar yapmalarını beklemiyorum. Onların rey vermesi ya da temsili demokrasi zaten bunu yapma zorunluluklarını ortadan kaldırıyor. Ama bakın derinlikli politik eleştiri yapabilecek aktörler de eğer işi apolitize ediyorsa, sloganlarla, jargonlarla, işte ana haber bültenlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret ederek bu işi bu boyutta bir tartışmanın içerisine sürüklüyorlarsa burada ben kaygı duymaya başlarım. Endişe duyarım. Ne açıdan endişe duyuyorum? Partim açısından endişe duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bel kemiğini kırabilecek risklerin ortaya çıkmasına yol açar. Çünkü bu partinin gelenekleri vardır, adetleri vardır. Bu partinin davranış kalıpları vardır. Bu parti değişimi yapar. Geçmişte yapmıştır. Defalarca yapmıştır. Yine yapar ve Türkiye'nin de iktidarına talip olur. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da bunu çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Demiştir ki ben Cumhurbaşkanı adayı artık değilim. Ama bu gemiyi güvenli limana yanaştırmak durumundayım. Çünkü benim bu partiye karşı bir sorumluluğum var. Ben bu partiyi bu şekilde tabiri caizse son derece geniş yelpazede eleştiri ve oklara tabi tutulmuş bir durumda bırakamam. Burayı onarmak, toparlamak, düzeltmek, sağlıklı bir hatta kavuşturmak, çağın koşullarına ve yeni siyasetin dinamiklerine uygun hale getirmek benim sorumluluğumdur diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Son derece yerindedir. Tecrübesi buna müsaittir, olgunluğu buna müsaittir, feraseti buna müsaittir. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla en doğru kim yapar? Bugüne kadar yapmış olan yapar. Sayın Kılıçdaroğlu yapmıştır değişimi. Bakın bu parti Sivas'ın ötesine gidemez deniyordu, doğru mu? Efendim o verdi, bu verdi. İnsan hiç gönlünün gitmediği kişiye oy verebilir mi? Diyarbakır'da 72 aldı Sayın Kılıçdaroğlu. 72 puan aldı Diyarbakır'da. Ya şimdi efendim falanca parti tabii çağrı öyle yaptı. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim size. Biz bir çağrı yapsak hiç gönlünüzde olmayan birine oy verir misiniz? Mümkün müdür yani? İnsanların gönlünde onlara o elleri titremeden oy verecek kadar bir hassasiyetle gözlemlenebileceği imkanları yarattı Sayın Kılıçdaroğlu. Bu birleştirmeyi daha önce başka bir aday sağlayamadı ama bu açıdan bile değerlidir. Evet tabii. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda bir şey daha söyleyeyim. Çok net bir şey söyleyeyim. Yani mesela Konya'ya bakalım. Oradaki oylara bakalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kampanyası boyunca kendisini mütedeyyin, muhafazakar, ülkücü olarak tarif eden yurttaşlarımızın
büyük bir çoğunluğu çok ciddi propaganda yaptılar. Ya Bozkurt Kemal diye karşılandı Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'da. Kurgu muydu bu? Ben evet, organizasyonun nasıl yapıldığını biliyorum. Bir tarafta Bozkurt Kemal denildi, bir tarafta da Serok Kemal denildi yani. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya bıraktı Türkiye'yi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu zaten CHP'nin sıkışmış olduğu siyasal hattı aşmasını sağlayan büyük bir açılımdı. Büyük bir değişimdi bu zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dili, söylem dağarcığı değişti. Toplumun geniş kesimleriyle ilişki kurma şekli değişti. Evet, bugün seçimi kazanamadık. Doğrudur. Bundan mutlu muyuz zannediyor yani insanlar? Biz çok mutsuzuz. Evet, mutsuzuz. Buna neden olduğuna kanaat getirdiğimiz, kâni olduğumuz sorunlu alanlarımızı da değiştireceğiz. Dolayısıyla bunu yaparken süreci de tahlil edeceğiz. Ve kendimizi de detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Bu hassasiyette olduğumuz bilinmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu bu yapacak ferasette bir kişidir zaten. Bunu ispat etmiştir. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olgunluğunu asla tartıştırmam. Çünkü çok açık bir şekilde bunu hepimiz gördük. Babala TV'de. İsterdim ki Sayın Erdoğan çıksın Babala TV'de konuşsun. Yani bir insanın gerçekten de taşımakta zorlanacağı sertlikte eleştirileri, düşünce açıklamalarını son derece yumuşak ve naif bir tavırla cevaplamıştır. Bu olgunluk ve bu ferasete ihtiyaç vardır. Ve bu feraset CHP'nin ihtiyaç duyduğu değişim yapacaktır. Ben bunu çok net vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum.